dostlarım 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 haftalar sonra güzel bir yeşil mum verdik anlamlı yerde tatlı genel yayından alımlar gördüğümüz iyi bir hafta kapanışı hepimize hayırlı olsun. Ama haftayı iyi kapattık diye önümüzdeki hafta bir buçuk gün seans yok. Yani bizim şansımıza o da e, kötü kapanış olsaydı cumartesi pazar da açarlardı. Şimdi e, iyi kapanış pazartesi günü yarım gün, salı günü de Cumhuriyet bayramı zaten kutlu olsun şimdiden Atatürk'e vesile arkadaşlarına da selam olsun daha çok kutlarız zaten daha var bizim önümüzde zaman bol bol video atacağız Şimdi sevgili dostlarım bugün detaylı uzun uzun bir video çekeceğim sonrasında bu hafta sonu iki tane katıl videosu gelecek Yani bir tanesi hafta sonu kesin gelecek ikincisi de pazartesi veya salıya da sarkabilir bunlardan birincisi haftanın takip listesi Burada kısa vade ve orta vade hisselere değineceğim. Genel değerlendirme yapacağım. Sektör analizlerinden bahsedeceğim. Kripto analiz yapacağım. Geniş, dolu dolu video gelecek. Bir tane geri alım programı yapan şirketlerin videosunu paylaşacağım. Onu da zaten ayda bir düzenli olarak paylaşıyoruz. Nasıl alım yapabiliriz bu, şark bu şirketleri? Ve hangi kurum, hangi şirketi, hangi ortalama ile alıyor? Bunları sizinle paylaşacağım. Ve... Eğer vakit kalırsa veya sıkıştırabilirsem bir de strateji videosu paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sonrasında e, istek istirlerinizi mutlaka yazın. E, bu kez zaman çok yani pazartesi ve salıyı da tatil olarak görüyorum. E, i̇stek iste videosu, halka arz analizleri videosu gibi ekstra bir video da herkes açık tarafta da çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. E, onu da belirtmiş olayım e, ee, dolu dolu bir 4 gün pazartesi günü yarın gün borsa açık e, ee, dolu dolu bir 4 gün bizleri bekliyor istekirseniz yazmayı katılda Dantes kulübüne üye olup diğer videoları 80 e aşkın video var Onları izlemeyi ve gelecek her videodan haberdar olmayı unutmayın. Sizlerden ricam kanala abone olmanız. Yapabilirsek yıl sonuna 40 bin yapmak istiyoruz ama kolay değil. Yani çok yapacağız gibi durmuyor. Güçlü desteğiniz lazım. O yüzden lütfen videoyu izleyen herkes kanala kanala abone olursa çok sevinirim. E yine videoyu beğenmenizde, yorum yapmanızda bire o kadar önemli olacak arkadaşlar. Videonun yayılması açısından. Şimdi Dolar bazlı grafikte güzel bir noktadan tepki aldık. 260 dolardayız. 267 dolara kadar bir mesafemiz var kısada. burayı takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Diğer taraftan TL bazlı grafikte 30 dakikalık bir range takip ediyorduk bildiğiniz gibi. Bunun mükemmel bir deviyasyonu vardı. Sonra orta bant üretti. Geldi ona aldı. Şurada bir orta band savaşı oldu bakın. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Bugün çok sert bir şekilde kırıldı burası. Ee, ben artık 9058 hareketinin Başladığını düşünüyorum açıkçası Çünkü burada bir düşen de kırıldı Bakarsanız şöyle bir düşen Düşenimiz de kırıldı Yani artık e, Bence 9058 hareketimiz var Önümüzde %2'lik bir alan var e, Orada ne tepki vereceğiz, nasıl tepki vereceğiz o bizim için önemli olacak. Oradan belki 8869'ları bir daha çekilme yaşayabiliriz. E, oraya gelse onu yeniden gidişata göre konuşuruz. Endeks kısa vadede pozitif gözüküyor. Ama her zaman söylediğim gibi e, faizler düşmeden veya faizin düşüşüne dair detaylı konuşmalar yapılmadan, metinler açıklanmadan bir rally beklemiyorum arkadaşlar endeks tarafında. Uzun bir süre testere sonrasında yönün belli olmasını bekliyorum. Dib'e çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yani benim zaten beklentim 9200 dip olarak biliyorsunuz. 8600-8700'de bana ekstra oldu açıkçası. Benim anormal bulduğum bir düşüş oldu. Ama sonrasında revize ettiğimizde görüşlerimizi bu bölgeleri zaten kısa vadede trade tepki için Kovalanabilecek bölgeler olduğunu, orta uzun vade içinde çok güzel toplama bölgeleri olduğunu söylemiştim. Hala da arkasındayım. Buralar çok güzel toplama bölgeleri bence. Doğru şirketlerde, iyi şirketlerde ee, gidip spekleri toplamamak lazım. Ee, olabildiğince doğru seçimler yaparsak eğer 2025'in ortalarına doğru yüzümüz ciddi manada gülecektir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Ee, herkesin korktuğu yerde almanız lazım. Herkesin aldığı yerde de satmanız lazım. Aslında ee, finansal piyasaların en basit ama uygulanması en zor ee, kuralıdır bu. E, Söylediğime bakmayın. E, kolay söylenir ama uygulanması gerçekten çok zordur sevgili dostlar. Şimdi hisselere gidelim. Bugün uzun uzun hisse bakalım. Biraz detaylı analizler yapalım. Hafta kapatış videosu dolu dolu olsun. Büyükten küçüğe sıralayalım. İyiden kötüye Ekos'ta bir tavan hareketimiz var. Ekos bir iş ilişkisi açıklamıştı sanırım Ekos. Ee, ama hatırlarsınız can cihazlarım, sevgili dostlarım. Bu kardeşiniz dün demişti ki buradaki yatay bölgeyi Ekos geçti. 2466'yı geçti. Ben kırmızı kutuya bir atak bekliyorum demiştim. Ben böyle dediğimi hatırlıyorum. İnşallah böyle demişimdir yani. Şimdi yanlış hatırlamıyorumdur inşallah. Ama öyle hatırlıyorum yani. Çünkü ben de o şekilde takip ettiğim için zaten nasıl takip ediyorsam öyle anlattığım için öyle söylemiş olmam lazım diye tahmin ediyorum. Kırmızı kutu en önemli direndiğimiz ben buraya kadar bir yükseliş bekliyorum. Aşağıda şu bölge ana destek artık 24.66 artık ana destek seviyemiz arkadaşlar. Kırmızı kutuyu flip bölge olarak görüyorum. E, değişim bölgesi olarak görüyorum. Kırmızı kutunun altında hakimiyet ayılarda olacaktır. Benim e, büyük kutularımı özellikle böyle okumanızı tavsiye ederim. E, ayrıca tavsiye demişken konudan bağımsız ben kendimi hep çarpı iki hızda izliyorum çünkü çok yavaş konuşuyorum. E, kendime ben tahmin edemiyorum normal hızda. Eğer denememiş olan varsa çarpı iki hızda izlemeyi de deneyebilirler. E, konuyu dağıtmadan dönüyorum. Benim bu büyük kutularımı e, şu şekilde okuyabilirsiniz. Aşağısı ayıların hakimiyet alanı, yukarısı boğaların hakimiyet alanı. Bu şu demek değil, yukarıdayken düşmez, aşağıdayken çıkmaz demek değil. Aşağıdayken ayılar daha güçlü olur, düşüşler birer tepki mahiyetinde, yükselişler tepki mahiyetinde olur. Yukarıdayken boğalar güçlü olur, düşüşler düzeltme mahiyetinde olur. Anlamına geliyor sevgili dostlar. Devam. Astordan bugün iyi hareket geldi 77'yi geçerse iyi olur dedik vallahi geçti helal olsun ee, çünkü dün kanal orta bandını yani kötü bir mumla geride bırakmıştı biz de demiştik yani bu saatten sonra kanal orta bandı kurtarmaz İyi bir mum versin 77'leri geçsin demiştik Astordan beklemediğimiz kadar güçlü bir hareket geldi yani Astor genelde böyle şeyleri yapmaz ee, söz dinlemez çok son zamanlarda özellikle ve 77 TL kırıldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Düşen de kırıldı. ben 83.45 atağının gelmesini bekliyorum önümüzdeki hafta. Zaten şu aralığı en son Astor'da trade ettiğim alan şu aralıktı ki güzel de çalışmıştı. Şimdi yeniden oraya geldik. Yani güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. 83.45'e kadar bir Astor hareketi görülebilir. %7-8'lik bir hareket gayet güzel. 77 altına salarsak da sıkıntı. Çünkü yeniden 73'lere kadar geri çekilme görülebilir. Devam. Yeo bugün nihayet bir atak yaptı. Yani 3-4 gündür ne 171.9'muş oyalan Allah oyalan geçemedik buraları bir türlü. 100'ü yine geçemedik ama yanlış hatırlamıyorsam aynı. Şimdi 171.9'u geçmemiz önemli. Ee, burası artık destek cebimize koyduk. Ee, hedef 195. Hedefe giderken de işte 179.7 direncimiz var bizim. Ee, Orada ara direnç olarak çalışır bence. Ana direnç 195 olacaktır. Ben 195'lere kadar bir atak bekliyorum. Ee, yani Yeo ucuz bence bana sorarsanız. Ee, sadece FK'ya veya defter değerine göre bence bunu e, açıklamamak lazım. Çünkü bir şirketin potansiyelini FK göstermez. Ee, o bakımdan Yeo'nun çok potansiyelli bir şirket olduğunu e, ve zirvesinden bu denli aşağılara düşmüşken ee, parçalı parçalı toplanabilecek şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum ki bunu enerjilerin bir çoğu için söyledim. Ee, çünkü insanlar enerjileri gelip geçen bir furya olarak gördüler ama öyle değil. Ee, yani her ne kadar Amerika'da Trump iktidar olacak gibi gözüküyor sonrasında yeşil enerji birazcık sıkıntıya girecek olsa da ee, yine de bu bir gerçek yani geleceğimiz diye düşünüyorum. O yüzden benim yakın takibim her zaman sürecektir. Ama yakın takvim sürüyor diye tabii ki sadece enerjilerden ya yani da sadece Yeotek, sadece Smart Güneş'ten ibaret bir borsa bakışımız olamaz. Tek bir sektöre, tek bir hisseye odaklanırsanız mutlaka kaybedersiniz arkadaşlar. O yüzden her zaman çeşitlendirin ve doğru sektörü seçmeye çalışın güncel durumlarda. Yeoda durumlar böyle. Hareket bugün nihayet bir hareket yaptı. 2.5'luk o da yani daha iyi de yapabilirdi. Dün 3 bugün 2.5 yani 2 günde %6'ya yakın bir hareket geldi. %5.5'luk bir hareket geldi. E bu iyi. Yani 63 64'leri 64 65'leri 64, 65 gördüğümüz noktada yeniden 70'e dayandık. Bu güzel bir şey. E ama artık daha sert hareketler yapması lazım. Haftaya artık çok daha güçlü hareketler yapması lazım bence. Yani şu iğneyi bir geçelim artık. Bu 72'lerdeki iğne çok e, oyaladı bizi. Bence artık buraları geçelim. 77 bizim ana hedefimiz olacak. Bence ana hedef 77 bandı. Onun haricinde bir 74 onlarda yakın dirençlerden birisi arkadaşlar. Benim beğendiğim bir şirket. İyi bilanço verdi. Diplerde geziniyor. daha sabırlı yaklaştığım şirketlerden birisi. Ama tabii ki bir yatırım tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Hatsan 40 TL. Hatsan da 2 gündür güçlü. Yani dün çok iğne bırakmıştı ama 3.5 kapattı. Bugün 2.5 kapattı. 2 günde %6'yı verdi bize. 42-32 buradaki hedefimiz. Yani şuradaki akümülasyon yukarı kırılmaya yakın hareket ediyor. 42-32'yi geçersek eğer bu güçlü bir hareket olur. Ve sonrasında artık 47-48 bölgesini hedeflemeye başlarız. Yani 42... Geçildikten sonra şu alanın daha hızlı geçilebileceğini düşünüyorum. Yani şurada da bir birikim yaparsak eğer, yani burası bir birikim alanı olursa eğer e, yukarı yönlü hareketlerde 53-54 bandını takip edeceğim arkadaşlar Hatsan tarafında. Devam. Onur Onur da iki gündür güzel hareket ediyor. Ya bugün iki buçuk, dün 4.5, ee, dört buçuk yüzde yedilik hareket iki günde güzel hareketler. E, burada çünkü çok yatmıştı artık yapması lazımdı bu hareketi. Bu iki günde güzel yani ben bu iki günlük hareketi tek mumda bekliyordum açıkçası ama olsun. Yüzde yedilik güzel bir hareket geldi devamını da bekliyorum açıkçası. E, şu bölge biraz kritik direnç gibi 7850 50 bandı. Ama onlarca 84'lere kadar önümüz boş gözüküyor Onur'da arkadaşlar. iyi de bir şirket olduğuna yine inandığım hisselerden birisi. E, kutu üzerinde akümülasyonunu da yaptı. Dibini de oluşturdu gibi duruyor artık buradan umarım. Yukarı yönlü bir hareketi başlar. Yakın takibimiz sürdüğü şirketlerden. Agrot'un dün tavanı vardı. Bugün aşağı sağlam bir yoklama yaptı. O sağlam yoklama sonrasında da toparlanıp artık kapatmayı bildi. Bugün bayağı bir tahtada. Ee, bir şeyler yaşandı yani hem aşağı hem yukarı birazcık fazla hareketliydi agro tahtası ya bakın sert düşüş sert yükseliş tekrar düşüş gibi ee, ama en nihayetinde kilit nokta 1344 üzerinde kalması 1344 üzerinde kaldıkça bence 16 TL ana hedefi olacaktır arkadaşlar agrotun devam kontrol 4334 kontrolde de ufaktan bir kıpırdanmalar var 47'ye kadar ünlü açık 47'ye kadar hareketin devamlılığını görebiliriz. Ama e, 47 TL'nin aşılmaması durumunda yeniden 41'lere kadar geri çekilebiliriz. 47 üzeri kapanışlar ise e, bence tahtayı toparlayacak. Hatta bir e, Power of the Tree Box görüntüsü dahi bizlere sunabilir. E, 47'yi kazanmasını açıkçası bekleyeceğim. Hatta kesişim olursa ma ile beraber hani Ma de şuralara gelirse ikisini birden tek Mumla geçebilirsek mükemmel olur. Ee, kontrol matikte. Devam. Patek. Patek daha iyi bir mum verecek gibiydi. Bugün kötü kapattı. Yukarıda çok iğne bıraktı. 103'ten red yedik arkadaşlar. Aslında öngörülebilen, öngörülebilecek bir bölgeymiş bakın. Bu iğneleri ben hep çok önemserim. Hep söylerim size. Geçmişte ee, fiyat hafızası dediğimiz bu iğneli bölgeler önemli. Bakın fiyat gelip buradan milimetre gret yemiş. Ama ben yine de dün de söylediğim gibi kırmızı kutu üzerinde kaldıkça kilit noktam bu. Kırmızı kutu üzerinde kaldıkça bu hareketin şuraya evrilmesini beklerim. 118'leri bekleyeceğim. Kırmızı kutu üzerinde kaldıkça patekti arkadaşlar. Euro Power 31 TL. Bugün kırdık 30.84'ü ama kötü bir mumla kırdığımız için e açıkçası o kırılım mırılım muhabbeti yapamıyorum şu an için çünkü mum kötü çok iğneli yani doji dediğimiz kararsız mum e, o yüzden 30.84 üzerinde daha sağlam bir mum verilmesini bekleyeceğim ortalamalarda yüze doğru bir e, hamlemiz oldu geçtik de daha doğrusu geçemedik 31.02.02 tam üstünde kapattık yani e, biraz buralar sıkıntılı bölgeler buradan yani yukarı kopsak bence 42'lere doğru atak gelir hatta ya daha doğrusu 41'lere doğru bir atak gelir orada kesişirler ama e, buradan bir kopmamız lazım yoksa buradan bir satış yiyip 30-84'ün altına gerilersek e, salma artar tam hani izlemeniz dikkat etmemiz gereken alanlar burası arkadaşlar ama şimdilik görüntüde bir negatiflik yok. Türk Hava Yolları 276 TL ittire ittire kırılıma götüreceğiz bunu inşallah. Her gün konuşa konuşa ittire ittire inşallah Türk Hava Yolları'nı kırılıma götüreceğiz. Ee, bakalım 100-200 günlükler nerede? Bunlar hala 290 bandında. 50 günlük yakındır bize biraz. 285'te. Abi bizim şu 295 kırılımını yapmamız lazım yani. Bir şey de kalmadı artık. Yapsak iyi olacak gerçekten. Yani %6,5-7'lik bir alanımız var. Türk Hava Yolları'nın yakın takibe devam ediyorum. Türk Hava Yolları bir kırılım yapsa piyasa da biraz kendine gelecek. Burayı beklemeye devam. Forte 4480 çok iğne atıyoruz Forte'de. E, 4804 bandına doğru bir iğne geldi. E, kaçtan 47.20'lerden 47 20'lerden reddetmişiz. 4804'ün üzerinde daha güvenli olacağız. Ama birazcık böyle kanlanmaya başladı Forte. E, ince ince hareketler gelmeye başladı. Bu güzel. E 48.04 ise bizim e, ana direnç bölgemiz şu an için e, Forte'de. Takibe devam ediyorum ben. Bence hala uzun vade için çok değerli yerlerde olduğunu düşünüyorum. Ülker bugün çok saldı. Kapanışa doğru güzel toparlayıp 125'lerde kapattık. Güzel oldu. Çünkü dün tepki aldığımız yer çok değerli bir noktaydı. Bugün artık kapatmamız onu onayladı. Pozitif bir durum oldu diye düşünüyorum. E artık canlanıp 140 hareketini başlatması gerekiyor. Gelin çok aşağılarda kaldık. Desteğin üzerindeyiz. Yakın takip ediyorum. Güzel yerlerde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Avrupa kent 46-30 Avrupa kentte Önümüzdeki hafta bence bir kırmızı kutu hareketi, belki kırmızı kutunun üzerine çıkma hareketi yapacaktır. Haftanın başında sert bir yükseliş yaptı, sonrasında onu sindirme hareketi olarak devam etti. Ee, ama görüntüsünde bir bozulma yok. Benim zaten daha çok 2025'i gözeterek takip ettiğim bir şirket. Çok seri geri alımları var, çok kuvvetli geri alımları var. Ee, gayrimenkul şirketi sektörel olarak bir hareketlilik zaten olacaktır 2025'te gayrimenkul tarafında. Ee, çok ciddi bir de toplama alanı bir akümülasyon alanı var. Ee, o yüzden beğendiğim şirketlerden birisi. Ee, Fronto 0'a 0 bir kapanış 0.40 yani aşağıda yine bırakıp da toparlananlardan birisi oldu 1015 TL. Gayet güzel 983.5 üzerinde kaldıkça yön yukarı arkadaşlar. Egean dün kırılım benzeri bir hareket vardı. Bugün onay aldı. Güzel de bir onay aldı aslında. Kapanışı zayıf oldu sadece. Yani 0.30'da kapattık. Dün ee, dün söylediğimi tekrarlayayım. Önümüzdeki hafta artık bence Egean'ın seri yataklara başladığı bir hafta olabilir. E bugünkü mum e, bunu biraz teyit etti gibi geldi bana. Çok yakın takip edeceğim. Altınay'dan da artık hareket bekliyoruz. Yani Onur gitti, hareket gitti, %7 falan gitti onlar. Yani Altınay hala gitti. 84-85 desteği üzerinde yatıyor resmen. Ama ne kadar beklerse o kadar sert gidecektir diye tahmin ediyorum. İlk hedefi 92 TL. Sonrasında önümüz daha açık olacak Altınay'da. Yeter ki 84-85 altında kapatmasın. Çünkü kapatırsa abi 73-74'lere 74 lere kadar inebiliriz. Yani o da sıkıntı. Ee, o yüzden buralardan artık bir tepki almamız lazım zaten çok bekledik yani çok yattık buralarda gerçekten ee, umarım yeteri kadar toplanmıştır toplandıktan sonra da yolumuza bakarız altınayla zaten arz olduğundan beri çok yakın takip ettiğimiz beğendiğimiz ve düzenli olarak paylaştığımız şirketlerden birisi bildiğiniz gibi ona da devam edeceğiz takibe sevgili arkadaşlar tüpraşın negatifliği devam ediyor baba negatif abi Baba negatif yapacak bir şey yok. Baba diyor ki benim gidesim yok diyor yani. Ki Brent Petrol'de de bir yükseliş ivmeleri olabilir. Ya şimdi TÜPRAŞ'ta durum şu abi. Yükselen trend aşağı kaldı. Yatay destek aşağı kırıldı. E, fiyat zaten bakın şurada kırıldığından beri 30 Eylül'den bu yana 1 aydır düşüyoruz. Görüntü gerçekten kötü. E, bizim ya sağlam bir mum verip en azından bir trendin üzerine atmamız ya da yatay direncin üzerine atmamız lazım. Ya da bir oluşum lazım. Bir mum oluşumu lazım ki biz tüpraşın dönebileceğini konuşalım. Şu an hiçbir yok. 4 haftadır hatta bugün bu hafta 5. hafta oldu. Çok kötü ilerliyoruz tüpraş tarafında. 20 günlük 50 20 günlük ortalama yukarıda 20 haftalık 50 haftalık ortalama yukarıda 100 haftalık ortalama yukarıda kaldı 200 haftalık da çok aşağılarda yani 3.36'larda ee, ona kalacağımızı da düşünmüyorum açıkçası Elimizde bir Fibonacci var mı diye zaten geçenlerde bakmıştık hatırlarsanız Bu 4.28 var demiştik Bu 4.28 aşağı kırıldı ee, Ki yani şu harekete bakarsanız Sanki bir düşüş onayı almış gibi gözüküyor tüpraş gerçekten Tabi mum kırmızı olsa bizim için daha net bir düşüş onayı olurdu ama e, Negatif yani 4.29 üzerinde bile kapatamamış bir tüpraş var yani ben TÜPRAŞ'ı bir aydır çok negatif okuyorum, ee, bir aydır da çok negatif gidiyor ve hala çok negatif okumaya devam ediyorum. Ya ben göremiyorum bir pozitiflik. Ee, umarım kalkar yani ben yanılırım da kalkar. Ee, çünkü benim güncel olarak bizzat TÜPRAŞ'ta bir işlemim olmasa da endeks ağırlığı yüksek birisi olduğu için bize pozitif verecektir her türlü yani. Ee, o yüzden arkadaşlar yakın takip etmeye devam ediyorum şu grafik bakalım nasıl toparlayacak inanın ben de merakla izliyorum devam neredeyiz Tarkim Tarkim'in takası çok iyi Az önce Twitter'da paylaştım ama tabi takas yükseliş için yetmez tek başına yetmez şu şurayı kırmamız lazım 405'i kıramıyoruz ya yani bu kadar lotu düşük bir hisse Son bilançoları fena gelmeyen bir seyahat ne kadar bastılar inanılmaz bastılar gerçekten. 954 TL'den 300'lere kadar indi. Yani gerçi hepsi 163 gerçi son arzların ama ee, abi düştü yani bu da son e, tavan bozu noktaya kadar geldi neredeyse. 405'i kazanırsak ben 500 seri bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum yani şöyle bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Yeter ki burayı bir kazanalım çünkü geçemiyoruz bayağıdır yani geçmemiz lazımdı. Bu hafta 405'i geçmemiz gereken bir zamandı. Geçememek iyi olmadı. Önümüzdeki haftanın ilk hedefi bu. Çünkü bu olmadan devamı gelmeyecek. Bir anlamı yok yani. Elit bugün biraz satış Normal. Dün çok sert yükseliş. Bugün biraz dinlenme. Bir anormallik yok arkadaşlar. 32.70 üzerinde kaldıkça hedef 44.26. 26. Smart Güneş bugün biraz satıştaydı. Yine kapanışa doğru bir nebze toparladı ama yine de iyi bir gün geçirmedi. Kırmızı kutu burada önemli bir direnç. Kırmızı kutu üzeri bir kapanış bekliyoruz. Enerjilerin dolar bazlı grafiklerini arkadaşlar. Twitter'da bir zincir haline sizlerle paylaşacağım onu. Söylemiş olayım şimdiden sizlere. Pegasus 236 TL, Pegasus da 238,5 altına inmişti dün. Bugün düşüşün devamı geldi kötü kapattı bence. İyi bir hafta kapanışı olmadı Pegasus tarafından. Yani çünkü haftanın başında çok iyi yerlere gitmiştik. Ee, çok kötü bir mumla kapattık haftayı. Güncel ana destek seviyemiz Pegasus'ta e, 226 TL, 226,5 TL üzerinde kaldıkça ben bir problem görmüyorum. O yeni zirve gelecek bence arkadaşlar. MIA 39 64 asansör gibi bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Ee, çoktan biraz toparlanma göstermiş olması gerekirdi bence ama e, yapamadık onu bir türlü. Ya yani şuradaki bölge şu 40 36 e, geçilemiyor. 40 30'un üstüne atamıyoruz yani 3 4 tane iğne attık üstüne ama geçemedik. Ya yani 40 36'sa 41 42'de de dirençler var. Asıl rahatlayacağımız her biraz 42'nin üstü gibi görüyorum Miatek'te. Ee, buraya da yakın takibe devam ediyorum. Benim çok ucuz bulduğum bir şirket. Umarım ee, önümüzdeki dönemde bekleneni verecektir. Arkadaşlar burada bir tane sağlam muma ihtiyacımız var. Çünkü şurada e, üçlü mum mini bir bobin yapısı falan da var. Yani bir tane sağlam mum bizi buradaki Cendere'den çıkarabilirse alıcılar güçlenecektir bence. eksi 1e yakın bir kapanış haftalıkta takip ediyorum. Ee, önceki hafta bir Atnalı vermiştim Bu hafta yeşil bir mum her ne kadar çok iyi bir mum olmasa da yeşil bir mum ee, şimdi artık önümüzdeki hafta devamını bekliyorum ben sene bitmeden açıkçası 60'ları görebileceğimizi düşünüyorum en kaydı. umarım yanılmayız ee, kanal orta bandını hareket yapması lazım bence artık oldukça oyalandı GESEN 41-26 günü negatif kapattı ee, 46-64 altında kaldıkça GESEN'e negatif bakış açımız devam ediyor ee, bir değişiklik yok. CV, CV'nin direncini de söylemiştik. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. Herhangi bir değişiklik yok. İki çizgi arası git gel yapıyor şu an CV. 158.1 aşağıdaki desteğimiz. 182.7 yukarıdaki direnç bölgemiz. Burayı açmamız lazım. Bu bölge üzerinde daha güzel bir CV enerji izleyeceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda burada direnç takılacak. Bu arada CV'nin desteğini değiştirelim biz. Son dibi alalım. 152.5 152.8 yapalım. Daha güzel. Doğru olsun ee, buradayız arkadaşlar 182.7'nin geçilmesini beklemeye devam Alfas günü yine kötü kapattı Alfaz zaten bizi tekte mutlu etse hep beraber şaşırırız ee, ama yok yapmaz kırılım kırılım sonrası 56-15 direnci sonrasında geri geldi bugün 20 günlük ortalamadan bir destek bulacak mı diye izledim Bu buldu gibi sanki. Ee, tam değmedi ama ya yani aşağıda mini bir iğne bıraktım. 50-40 şu an güncel destek noktası. Buralardan dönüp 56-15'i kırmamız lazım. 56-15 iyi bir direnç. Kırarsak biraz rahatlarız. Aşağıda ise düşüş devam ederse 49-38. Şu bölgedeki destek arkadaşlar bizi koruyacak bölge e, ee, alfasında kaldığı yerden artık devam etmesi lazım. Borusan 465. Borusan bir türlü şu 500'lerin üzerine yerleşemedi. iğne atıp atıp dönüyoruz. Bizim 500 üzerine yerleşmemiz lazım Borusan'da. 444 destek, 474.5 ara direnç şu an için arkadaşlar. E, bu şekilde takip ediyorum. Odin bugünü kötü kapattı. E, 78.45 yani Ben açıkçası e, bir 84-55 hamlesi bekliyordum bu hafta. Hani pazartesi oldu da e, ama o kadar sert reddedik ki oradan. E, bir anda yeniden 80'lerin altına geri çekildik ben yakın takip ediyorum. 84.55 geçirse kendine gelecek bence. Şu aralıkta çok da güzel geri alımlar var şirket tarafından. Bu da çok hoşuma gidiyor. 75-85 üzerinde kaldıkça benim potansiyeli gördüğüm şirket 84.55 kırılımını bekleme devam edeceğim arkadaşlar. Birleşim 16 TL, birleşim haftanın flash hisselerinden. ama 16-24 etrafında çok mücadele verdik. Bir tane tavan verdikten sonra 3 gündür Savaşıyoruz resmen orada. Bize bu yine bir tane sağlam mum lazım ki buradaki bu ayı boğa savaşından bizi kurtarsa. Çünkü bakın Çarşamba, Perşembe, Cuma 3 günde ciddi bir savaş var. İğnelere bakın. Yani her iki tarafa gidip gelen bir mum ve nihayetinde 16-24 tarafında kap 16 24ün altında kapanan bir hafta bunun kısmi negatif okuyabiliriz tabii ki. O yüzden bizim buradan gelecek güçlü bir mumla 16 -24'ten uzaklaşmamız lazım arkadaşlar. Bu şekilde takip ediyoruz. Ve Marshall 4 tavan verdikten sonra dinlenmesini yapıyor Marshall ama biraz abarttı dinlenmeyi. Ben bunu 1763 lira civarında durmasını bekliyordum bu dinlenmenin. Ee, biz 1666'lara kadar geldik. Ee, hadi dedi Fibonacci'den dönecekti. Çünkü market yapısı değiştiği için biraz pozitif bakıyorum. Fibonacci'den bugün bir tepki aldık. Yani 1650'den bir tepki aldık. Önümüzdeki hafta yeniden 1760'ün üzerine atıp ikinci dalga yükselişi başlatırız diye ümit ediyorum arkadaşlar. Marshall tarafında yine çok yakın izliyorum zaten Marshall'ı biliyorsunuz. Aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi birkaç hisse daha bakalım. İsteklerinizi de yazmayı unutmayın tabii ki arkadaşlar. İsteklerinizi yazın ki ben de ona göre videoları çekeyim. YouTube katıl tarafında da yeni videolar paylaşılacak hafta sonu göz atmayı unutmayın. Lilak günün iyi hissesiydi. Bilanço ile beraber gelen sert hareket tavana gitti. 6.30'a kadar geriledi. E, 6.30'a kadar gerilemeseydi yani. Tavan çok güzel bir kapanış olacaktı. Ama olsun öyle ya da böyle düşeni kırdık. Şöyle göstereyim bakalım. Düşeni kırdık. Şu 4 saatlikteki. Ee, buradaki bu 25-50 civarı bizi biraz oyaladı. Ee, 26-20 üzeri kapanışlar alabilirsek arkadaşlar Lilak'ta ben hareketin devamını bekliyorum. Yani bilançoyu da bence bu %6 ile kalmaması lazım. Devam etmesi lazım bence. Özellikle dediğim gibi şu 26-20-26-50 aralığı geçilebilirse kendimizi bir anda 30'ların üzerinde bulabiliriz diye düşünüyorum Dilak'ta yakın takipteyim. Carrefour'sanın mumu çok güzeldi. Bugün 112 TL kapattık. Toparlandık birazcık Carrefour'sa tarafında. Hedef 121 TL olmaya devam ediyor. Link günün zayıf şirketlerinden birisiydi. ma Maiküze illa bir e, temas yapacağız yeniden dedi. Link ben diğer türlü kalkmam dedi. Ma, ma 200den bir onay Buralarda bir ikili dip yapıldı. Artık buralardan sert kalkar umarım. Link şuraların üzerine atmamız lazım. 546 üzerine atmamız lazım. Link tarafında arkadaşlar. Ee, sonrasında selek 65 15. Ee, Selekte de 67 55 takip ediyorum. Dün iyiydi bugün ortalama sallantıda bir gün geçirdi. Ve Orge e, ee, Yao ile beraber geri kaldığını söylemiştim. Yao tek bugün artı 5.5 yaptı. Orge hala yerinde sayıyor. Ee, Orge'den de daha iyi bir performans bekliyorum önümüzdeki hafta. Sevgili dostlar başka ne bakalım. Ekos baktık mı, baktık Kuzeyboru tavan çok güzel. Çok iyi kırılım yaptı yani çok güzel kırılım gerçekten. Ee, buradan bence 3 hanelere gitmesi lazım zaten iyi bilançosu da vardı bunun çöp oldu ee, endeks yüzünden. 73-75 destek hedef 3 haneler olabilir arkadaşlar Kuzeyboru tarafında. Ee, güzel gözüküyor. İsmen nihayet güzel bir tepki aldı. Ee, buralarda dinlen 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 dinlen. Bugün artı dörtlük çok güzel bir hareket. 32.92 kapanışı artık 36'lara doğru yol alması lazım. Yani yeri buralar değil kesinlikle. Sonrasında Limak çok beğendiğim bir hareket. Limak çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Ee, burada güzel bir bobin kırılımı, atlalımsı bir yapı. Yeşil kutuya kadar atak bekliyorduk. Neredeyse o yeşil kutu atağı geldi yeşil kutuya çok yakınız. Geçebilirse yeşil kutuyu. Hedef 25-32 olacak arkadaşlar. yakın izlemeye devam. sonrasında sonrasında bülbül bülbül geçen soruldu bakamamıştım bak bakalım bülbülü severiz çünkü bülbül az konuştuğumuz ama kemik kadronun bildiği bizim sevdiğimiz sitelerden birisidir. Ya yani bülbül de şuradaki tren çizgisi İhlal edilse de çalışmaya çalışıyor. 79.50 destek. Ne zaman rahatlarız Bülbül'de? Tek seviye arkadaşlar. 91.05. Üzerine atarsak de rahatlarız. 95.05 üstü güzel olacak. Orayı takip ediyorum. Bülbül tarafında. 100 TL altında Bülbül bence toplanabilecek Bülbül'dür. 100 TL üzerinde de ellemeyi beklemek lazım bence. Benim aşağı yukarı stratejilerinden birisi budur. Ama benim maliyetim çok aşağılarda. Yani 30'larda 40'larda Bülbül'ü konuşuyorduk çünkü. O yüzden <laughs> 30 olmadı işte tabi 38-39 gördük sonra biri diyecek hocam atıyorsun diyecek 30 mu gördü fiyat ee, Neyse şimdi ee, Başka başka bakıyorum başka bir şey Şimdi istek de yer kalsın istiyorum O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum uzatmak istemiyorum ama ee, daha Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçının son çeyreğine gideceğim buradan. Yani izlemeye gideceğim. Onu da merak ediyorum bir yandan. Bakın Tav sordu bir arkadaşımız. O aklıma geldi. Tav istiyoruz. Hatta dünün son yorumu Tav'dı. Hatırladım seni dostum. İsmini aklıma gelmedi ama kusura bakma. Selam olsun. Ee, şimdi Tav için analiz nasıl çalıştı? Vallahi çok iyi çalıştı. Dedim ki 231 üzerine aşamazsa geri çekilir. Bak abi iki kere geldik aşamadık. Hocam iğne atmış. Kardeşim iğnenin bir önemi yok. Bizim için önemli olan gün kapanışları. İğneler insanları stoplattırmak, zararına sattırmak, aldatmak, işte tufaya getirmek için market yakın bir aracı. Buna alet olmayın. Bizim için önemli olan gün kapanışı. Biz ki biz price action traderlarıyız. Price action nedir? Price action mum hareketlerini baz alan bir analiz çeşididir. nasıl harmonikler var, nasıl Elliot dalgaları var, nasıl indikatörler var. Price action bir analiz çeşididir, bir teknik analiz çeşididir. Ya hocam ben bunu nasıl öğreneceğim? Aa nasıl mı öğreneceksin? Dantes Price action eğitim seti var. Bundan yararlanabilirsiniz. Flash TV oyunculuğu nasıl? <laughs> Allah'ım niye saçmaladım bilmiyorum ama. Ee, Allahım rezillik ya vallahi burayı izleyen ben edit de yapmıyorum ben bu saatten sonra hayatta burayı silemem de ee, neyse uzak <laughs> sıvamayalım. Ee, evet 213.8 <laughs> destek seviyesi 231 TL'de direnç seviyesi arkadaşlar tavda ee, şok şok burayı mesken edilmişti şurayı aşağı kırıldıktan sonra bayağı süzüldü. Çok büyük hayal kırıklığı oldu ama ya. Çok büyük hayal kırıklığı oldu. Yani perakende de yani bence büyük hayal kırıklığı oldu. Bir de Walmart da artık geliyormuş Türkiye'ye. Walmart ne Amerikalıların e, bin mağazası gibi bir şey arkadaşlar ama büyük yani dünya genelinde Carrefour'la falan yarışan e, baya baya sağlam bir şirket. Türkiye'ye açılacaklarmış sanırım. Bu bizim A101 bin şok grubunu negatif etkileyecektir mutlaka. Ee, şokun durumu da kötü açıkçası. Şuraya kadar çekilebilir yani en ana destek gördüğüm burası var, 35.70. Ama iyi gözükmüyor yani gerçekten. Konya kutular ne alemde. Konya yeşil kutu destek şuralar direnç 7117 7832 bandı. Tamam ya bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İstek listelerinizi mutlaka yazın. Ee, hem videolarda hem Twitter grafiklerde. Değerlendiririz. Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklamada hem finansal danışmanlık hem price action eğitim seti hem YouTube katıl, hem Telegram hem Twitter hepsine daha detaylı açıklama var. Finansal danışmanlık içinde e, mail atabilirsiniz. Birebir portföy yönetimi yapıyoruz. E, orada tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Gerekirse konuşuyoruz. Anlaşıyoruz ve hafta sonu konuşuruz. Yani başlıyoruz. Sizlere Eee, mail adresimi, Twitter adresimi, Telegram adresimi açıklama kısmında yazacağım dediğim gibi. Kendinize iyi bakın, iyi tatiller, keyifli tatiller diliyorum. Görüşmek dileğiyle, bay bay.